Evet efendim, reklamlardan sonra Osman Hocam'la sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Hocam şu video soruyu bir de alalım. Alalım. Sonra ben de size soru soracağım. Estağfurullah. Üzerine konuşalım nazarla ilgili. Buyurun. Hocam hayırlı cumalar. Teyzem nazarının çok değdiğini düşünüyor. Bunu da hissediyorum diyor. Ne yapmak lazım? Şimdi hocama sabah gittim odasına. Dedim ki hocam dedim. Ekipte evet. De böyle bir şey var. Bizim inandığımız şey. Bir nazar var evet. Üzerimizde diye. İşte ekipte birkaç arkadaşımız hasta. Benim de böyle bir haftadır böyle çok acayip uykularım geliyor. Evet. Hocama dedim, hocam ne yapacağız dedim. Hocam bana dedi ki, git doktora dedi, kan değerlerine bir baktır dedi. Hocam dedi. Evet. Ve şey dedi bana, nazar dedi, çok böyle nazara çok fazla şey yapma. Çünkü dedikçe nazar evet, üstüne evet, gelir evet, dedi. Evet, evet. Burada da kardeşimizin sorduğu soru. Teyzem dedi, nazarının çok değdiğini düşünüyor. Yani şöyle, kendisine nazar değdiğini düşünmüyor bu ablamız. Kendisinin nazarının başkalarına değdiğini düşünüyor. Yani ben öyle anladım. Burada tam tersi aslında. Evet, nazarın tam tersini çok değdi. Söylüyor. Diyor ki yani benim gözüm diyor tehlikeli bir göz yani. İnsanlara baktığımda hissediyorum ve baktığım şeyi böyle nazar, bir şey var mı? Nazar ediyorum. Yani bazı insanlar bunu söylerler. Bu ilk duyduğum bir şey değil benim. Nazarının değdiğini yani işte böyle baktığında ettiğinde etkilediğini falan söylerler. O insanların kendini korumalı, altına almaları gerekir. Yani böyle gerçekten hissediyor ve öyle bir zarar verdiğini düşünüyorsa mümkün mertebe. Onun yöntemi şu, dediğim gibi felek ve nas sureleri. Kul a'udhu bi rabbil felek ve kul a'udhu bi rabbin nas. Ona biz muavizeteyn diyoruz zaten. Yani insanın hem kendisini hem başkalarını koruma altına alması. Bir de bu kardeşimiz de en çok etmesi gereken dua şu adır. Ya Rabbi benim şerrimden sen insanları muhafaza eyle. Efendim yani bendeki bu nasıl derler ona yani nahoş enerji yani hoş olmayan bir enerji var o. Nasıl? Kötü enerji. Kötü enerji. O enerjiden insanları muhafaza et diye dua etmesi gerekir. Çok sıkça altını çiziyorum ben bunu. Bu duaları efendim arzu ettiğiniz bir duayı bir kere söyleyip geçmemek gerekir. Bir vakte hasretmemek gerekir. Sürekli gerçekten onu istediğine dair bir tavır ortaya koymak gerekir. Hem hal itibariyle hem de edeceğimiz dualar itibariyle. Hem hal itibariyle hem de söylemler itibariyle Alişancığım orada ısrar etmek gerekir. Ama kendiniz hissettiğiniz böyle bir haliniz var. Ya Rabbi benim şerrimden, benim gözümün şerrinden sen insanları muhafaza eyle ya Rabbi diye dua etmesi lazım. Ve bu tür kardeşlerimizin özellikle şöyle söyleyeyim. Bu tür şeyleri engellemek için o tür ortamlara girmemesi gerekir. Yani gerçekten öyle hissediyorsa ki bunun bir bilimsel bir yanı yok. Yani veyahut da dini olarak şöyle şöyle şöyledir, şöyle olursa şöyle olur diyeceğimiz bir tarafı yok. Öyleyse kendisini koruma altına alması gerekir. Mümkün mertebe bir mekana girerken de felek ve nas surelerini mutlaka okuması gerekir. Ama kendini engelleyemediğini hissediyor vesaire şey yapıyorsa o ortamlarda da bulunmamaya gayret etmesi gerekir. Biz kendimizi nasıl koruyacağız hocam? Biz kendimizi korumamızın teknik yöntemleri var. Alişancığım bir tanesi insanların gıpta edeceği, haset edeceği bir takım davranışlardan sakınmamız gerekir. Tamam. Mesela örnek veriyorum ben. Çok güzel bir araba aldınız. Çok insanların böyle gıpta ettiği, imrendiği bir araba aldınız. Bunu eğer nazardan korumak istiyorsanız arabası olmayan insanlara bu arabayla ihtiyaçlarını gidereceksiniz. Arabası olmayan insanlar o arabaya bindireceksiniz. O insanların o arabadan istifade etmesi diğer insanların nazarını engeller. Bir. İkincisi bunu mümkün mertebe insanların gözüne sokmamaya çalışacaksınız. Bunu her zaman söylüyorum ben. Maalesef öyle yani bazen yani çok fazla sıkça yapılıyor. Özellikle bu sosyal medya ile vesaire falan. Yani şöyle söyleyeyim. İki şey. Bir tanesi şu. Sahip olduğunuz güzellikleri insanlarla paylaşmayın. Az önce bu soruda olduğu gibi bazen böyle insanlar da denk gelebilir. Bu insan bak o kadar ahlaklı, o kadar güzel bir insan ki bu bizim ablamız. Diyor ki bak ben böyle kendimin tehlikeli olduğunu hissediyorum hocam ne yapayım diyor. Bu ahlakı birçok insan göstermez. Enfes bir ahlakı var, harika bir ahlakı var. O diğer şeyi de dediğim gibi sürekli
Kul a'udu bi rabbil felak, kul a'udu bi rabbin nas okuyarak bunu engelleyebilir. Şimdi bize geldiğimizde bu güzellikleri insanlarla paylaşmayalım. Ya bu sadece maddi güzellikler değil. Evet, evet. Evinin huzuru olur. Evinin huzuru olur. Çocukların sağlığı olur. Aldığınız güzel haberler olur. Efendim çocuğunuzun başarısı olur. Kızınızın başarısı olur. Oğlunuzun başarısı olur. Ondan sonra maddi bir yerden bir şeyler gelir vesaire falan. Bunları paylaşmamak gerekiyor. Mümkün tamam. mertebe insanların imrendiği, gıpta ettiği, haset edebileceği şeyleri mümkün mertebe saklamak gerekir. En pratik koruma yöntemi, sahip olduğunuz nimetlerden o nimetlere sahip olmayanları istifade ettirirseniz bu nimetlerin manevi kaskosu gibidir. Güzel. Tamam, bak çok net söylüyorum. Bu tavır, bu nimetlere sahip olan insanların o nimetler üzerinde manevi kasko gibidir. Bütün belalardan, bütün musibetlerden onları kesinlikle korur. Yöntem, pratik yöntemi o. En güzel şey söylediniz hocam. Manevi kasko dediniz daha. Evet. Daha evet Ali Çen kardeşim benim. Peki o zaman sıradaki video sorumuz gelsin bakalım.